hallettim. Anca karşınıza geldim. Bugün böyle işlerle açmak istemedim sizi. Yataklarımı topladım. Bulaşıklarımı hallettim. Daha doğrusu elimde hallettim. Az bir şeydi. Bulaşık makinamı da çalıştırmıştım. Henüz boşaltmamıştım. O dolu diye elimde yıkadım. Şimdi kahvemi yapıyorum. Kahvemi içtikten sonra şöyle bir A101'e ve BİM'e gitmem lazım. Oralara gideceğim. Gelince artık bulaşık makinamı boşaltırım. Kahvem oluyor. İşte öyle oralara gideceğim bugün de. Bakayım bir şeyler var mı, neler gelmiş. Perşembe günleri oluyor onların günleri. Ben günleri çok şey yapamıyorum, kaçırıyorum. Yani rastgele gidiyorum, geliyorum her şeye. Günlerden bağımsız. Evde olunca da günlerin benim için hiçbir şey ifade etmediğini anladım. Şu okullar açılınca artık hani şey olacak. Hangi gün ne gün, ben hangi gündeyim unutuyorum inanın. Evet, mis gibi kahvelerimi de yaptım. Bugün çiçekli fincanımı kullanayım istedim. Şöyle. Çiçekli böcekli fincanım, şurada da bulaşıklarım var da. Süzülsünler onlar. Marketten gelince toplarım artık onları da. Ama önce kahve içme zamanı. Şöyle 3-5 tane defter aldım. Çizgili, kareli. Çok almadım. Latte'cim çekilir misin? Heh, oldun artık. Çok güzel oldun artık. Şu defteri de kendime aldım. Kız! O benim defterim. Şöyle bir fosforlu kalem aldım. Bir de tükenmez kalem dayanmıyor bana. Tükenmez kalem aldım. Geldim. Latte güzel mi? Ya canavar bu ya, canavar bu. Şimdi evden çıktım, Yeliz aşure yapmış, aşure yemeğe gidiyorum ona. Daha doğrusu gidiyorum demeyeyim, geldim. Sesleri geliyor. Aşurelerine bakın, aşure ne güzel görünüyorlar. Misin? Gel beni ye, 3-5 kase birden ye. Bereketli olsun inşallah, Allah kabul etsin. Amin. Darısı bana. Sevgimize yapmayanlara. Allah şey yapacağım ben de inşallah. Ben yiyorum şimdi bunu. Bırak. Şimdi bana afiyet olsun. Hemen de yemeğe kondum ha. Biraz salaklanınca. Aşiremi yedim ve geldim. Gelir gelmez de hemen şöyle mutfağa girdim. Aşiresi çok güzel olmuştu. Böyle şeker oranı falan da, yoğunluğu da gayet iyiydi. Allah kabul etsin inşallah. Allah ona seneye de nasip, yapmak nasip etsin. Darısı benim başıma ve diğer Yeliz'in başına, yapmayanların ve yapmak isteyenlerin başına. Neyse işte ben de inşallah önümüzdeki birkaç gün içinde düşünüyorum yapmayı. Gününe henüz karar veremedim. Her neyse yapacağım inşallah. Ama önce ne yapacağım? Akşam yemeği yapacağım.
şapşiklik ya. Yok böyle bir şapşiklik ya. Kız ne yapıyorsun sen öyle televizyonun karşısında? Anam yüzünü de kapattı. Bak bak bak. Koca ağızlı, koca ağızlı şey. Bal bademim benim. Bal bademim benim. Bacaklar da yayıldı böyle. Televizyon mu bakıyorsun sen? Evet, televizyon bakıyor. Oradaki hareketleri seyrediyor böyle dönmüş de. Yani her tarafı bir tarafta, ne tarafta anlayamadım. Nasıl bir şekil yaptın öyle kendine sen? He kızcağım? Hadi ben gidiyorum artık. Bay bay. Geleceğim mi? Evden çıktım şimdi, hem biraz yürüyeceğim hem de böyle alacaklarım falan vardı. Bulursam alırım, bulmazsam sadece gezerim. Şöyle bakına bakına bir tur atıp eve döneceğim. Şu şeyin fiyatına bir bakayım, merak ettim, güzelmiş. Lambader. Altında şey var mı? Evet, rafı var. Bir sorayım bakayım onun fiyatını. Hatta içeride de çok güzel şeyler varmış. Tüysüz. Hoş geldin abla. Hoş buldum. O lambaderin fiyatı da 175 liraymış. Gayet de iyiymiş. Ay şu tabak da çok güzelmiş ya. Servis tabağı. Aa, tekli fincanlar da var. Bu böyle 6 kişilik değil mi? Şey lambadere mi? Ne yaparsınız mesela? Bu da değişikmiş bak, büyükmüş bu. Aa, güzel şeyler varmış içeride. Fincan delisi olarak ben de görüyorsunuz siyah fincan buldum. 100 liraymış bu takımda. Gayet normal fiyatı. Çıktım şimdi dükkandan. 150'ye bırakırım sana abla alırsan dedi. Vallahi güzeldi, hoşuma da gitti. Mandalinalar da çıkmış. Aa, çok severim. Böyle yeşil kabukluyken çok severim mandalinayı da. Neyse, ben şurada bir aktar var, oraya gideceğim şimdi. Oradan alacaklarımı alayım. Küçük bir alışveriş yaptım. Neler aldım? Şöyle çiftli bir rulon aldım. Nivea'nın. Şöyle alüminyum tabaklardan aldım. 2 paket. Aslında alışverişimin amacı silikon çubuklarım bitmek üzereymiş. Ben de ne yapıyorsam çok silikon çubuk kullanıyorum. Şurada da bir şeyler aldım aklıma gelenleri. Şöyle biraz evde pul biberimiz bitmişti. Biraz pul biber aldım. Şöyle kamerayı açısını şöyle biraz yapayım. Şöyle biraz susam aldım. Biraz şöyle Hindistan cevizi aldım. Biraz kuş üzümü aldım. Burada biraz buğday aldım. Ne kadarmış bu? 700 gram gelmiş. Biraz kuru üzüm. Türk kahvesi çektirdim. Şöyle 200 grama yakın geldi o da. Biraz kayısı. Toz şekerim evde vardı. İlave olsun diye şöyle ne kadar gelmiş bu toz şekerde. 1,5 kilo daha toz şeker almışım. Şöyle birazcık da pasta süsü aldım. Ufak çaplı bir alışveriş yaptım. Ve geldim. Bunları şimdi yerleştireceğim yerlerine. Tabii ki bazıları böyle paketiyle kalacak. Şu baharatlarımı falan koyarım.
Şunları şöyle toplu tutabilirim. Bunlar aşure yaptığım zamanlarda hepsini bir kullanacağım zaten. Eksik olan malzemelerimi de alırım. Zaten bir kısım malzeme de evde var. İlerleyen günlerde bir aşure yaparız. Ama günle henüz karar vermedim doğrusu. Neyse ben hızlı hızlı hemen yerleştireyim. Şekerimi falan, biberimi yerine kaldırayım. Hemen de böyle suyu buraya damlattım ya. Şu tezgahı kurulamaktan helak oluyorum. Kocaman bir fincan çayımı ne yapıyorum? Dolduruyorum. Fazla doldurdum. Nasıl taşıyacağım bilmem. Altına da çay tabağımı alayım, yoksa taşıyamam ben bunu. Ve artık müsaadenizle videomu sonlandırıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.